Sana. Oo, beğendim Şükrü. Damak da kahve tadı bırakıyor. Aynı zamanda insanın içini baymıyor. Yaz kış içindik Şükrü. Oh, en sonunda ağzımıza layık bir içecek bulduk abi. Bulduk Şükrü. Her ortama ayak uydururuz biz. Öyle yerimiz dar. Oynamayız demeyiz. Şükrü, şu dörtlüğü kursak mı acaba? Kuralım abi. Canım okey çekti be. Artık okey de yok Hüseyin. Ne oynayacağız biz? Artık kutu oyunları var. Adama hasret etme Yakup. Abi, ben o oyunları biliyorum. Bizim mahallede çocuklar oynuyor oyunları. İyice soğudum bu kahveden be Şükrü. Ben de soğudum abi. Tam damak tadımıza göre içecek bulduk. Bu sefer de okey kaldırmışlar. Başardık Yakup abi, başardık. Evet Yiğit'im. İlk defa Hüseyin'im şeyden soğurken gördüm. Kardeşim hoş geldin. Ümit aramış seni, açmamışsın. Ya sonra beni aradı. İyi haberler verdi ha, bu bizi hackleyen kişiye böyle yakınlaşmış. İstanbul'da bir yerdeymiş. Hey, wow! Ne var, ne bağırıyorsun ya? Sen beni dinlemiyorsun abicim. Sabahtan beri anlatıyorum sana burada. Ya kusura bakma kardeşim, dinlemiyordum. Kafam başka yerde. Ne oldu oğlum, hayırdır ya? İsmail'i mi tartıştınız dün akşamki olaylardan sonra falan? Yok yok, o konuyla ilgili bir sıkıntı yok çok şükür de. İsmail çok dertli abicim ya. Hem de haklı. Yani hem dertli hem haklı kız. Ne oldu oğlum ya, hayırdır? Ya bu son dönem yaşadıklarımızdan dolayı kız çok boğalmış, darlanmış abi. Haklı da şimdi kız. Ya ne zamandır baş başa oturup şöyle bir kahkaha patlatamadık. İki lafın belini kıramadık. Haklı abicim. Ya son dönemde başınıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi avuç. Evet, bu hayat koşturmacasında ikimiz de kaybolduk gittik. Yani ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki abi. Oturuyorduk, beni bıraktı gitti. Yalnız kalmak, yürümek istiyormuş. Ben de eve geldim işte. Nasıl yani? Seni bıraktı mı ya? Vay. Sultan Hanım, kendi rekorunuzu mu kırmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Emine bir çay daha alır mısınız diye soruyor. Sen içecek misin? Yok, ben daha birinciyi bile bitiremedim. Yeter bana. Ben de anlayacağım o zaman. Teşekkür ederim. Evdeki bütün çay rezervini bitirdik zaten. Kankacığım nerede dur? Gelmişken onu da görseydik da. Ya ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Sabahtan beri konuşamadım. Ben de aradım, mesaj attım, cevap vermedi. Hayret ettim. Hiç böyle yapmaz dedi. Kanka gidelim ona da, orada da çay içelim. Yok gitmeyeyim, zaten evde değil. Öyle mi? Bana bu bilgi verilmedi. Bilgi yok. Çok. Meltem Hanımcığım, sen de fark ettin daha. Kankacığımla kocasının arası dün akşam bir soğuk idi. Araları bozuk idi. Normal tabii. Kocasının eski karısı bütün gece burnunun dibinde. Uy! Ne oldu mu şaşırdım. Nasıl rahatsız oldu kankacığım, nasıl rahatsız oldu? Kesin kelimeden Tuna Bey'le kavga etti. Öyle mi? Ben hiç fark etmedim. Oo, ben hemen fark ettim. Kesin bilgi yay. Aralarında soğuk rüzgarlar esiyor. Yok ya, bir şey yok aralarında. Her şey yolunda. Olsa ben bilirim. Vardır aralarında bir şey, vardır. Yoktur. Vardır. Yoktur. Vardır. Vardır, vardır diyorum da vardır. Belki daha söylememiştir, vardır. Aralarında soğuk rüzgarlar esiyor. Simay'ın abileri nasıl? Keşke onlar da gelseydi dün akşam. Ha bu silinince çıkayım ya, dövme. Yok. He, güzel yapsan da çıkmayayım mı? Yok. Güzel, sevdim. Çok güzel, ne bu? Meltem Hanımcığım, dövmemi nasıl buldunuz? Bu dövmeden dünyada sadece iki kişi de var. Bir sende, bir de bende. Uy! Sultan Hanım, bu çok özel, çok kişisel bir şeydi. Niye benim dövmemin aynanı yaptırdınız? Sana mı soracağım dövme yaptırırken? Beğendim, gördüm, yaptırdım. Ayrıca bana daha çok yakıştı. Meltem Hanım. Meltem Hanımcığım. Meltem Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Sağ olun.
Haluk Bey, ben gideyim artık. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Siz de şu sorunu çözün bir an önce. Kurban olayım. Bu sorunu kökten çözeceğim. Onu bir bulayım, telefonunu alacağım. Bir daha tek bir kare fotoğraf paylaşamayacak. Hastalık da bu, hastalık. Aynen ya. Ve tedavisi de belli. Taş fırında ya. Ha, onu bulursan sonra bana da bir gönder de onun ifadesini bir alayım da. Sır dolu şu halimiz.